Merhaba Murat, hoş geldin. Hoş bulduk Hakan'cığım. Kolay gelsin. Adana'dasın. Valla 3 yıldır, Evet. 3 sezon oldu. Adana'dasınız bir zamanlar Çukurova için. Adana'da hayat nasıl geçiyor senin için? Alıştın mı artık Adana'ya? Tabii, çok alıştım. Artık fahri bir Adanalıyım diyebilirim. Adana'da zaman genelde benim için tabii çok yoğun bir çalışma programım var. Genelde çalışarak geçiyor ama çalışmanın haricindeki zamanlarda da, boş kaldığım zamanlarda da Adana'nın, bilmiyorum Adana'ya daha önce geldim mi ama Yok, hiç gelmedim. gerçekten çok güzel bir şehir. Merkezinin dışında benim için çok önemli yerler var. Doğayı seven bir insan olarak bir doğa harikası diyebiliriz Adana için, civar içinde. Genelde kendimi doğaya atıyorum ve Adana'nın görmediğim yerlerini keşfetmeye çalışıyorum. Ama onun haricinde genelde zaten çekim alanlarımız, platomuz aşağı yukarı Adana'ya 40 kilometre mesafede, merkezine 40 kilometre mesafede. Yine doğanın içindeyiz, portakal bahçelerinin içindeyiz. Adana'daki yaşantım doğanın içinde geçiyor aslında. O anlamda çok mutluyum. Peki 3 yıldır Demir karakterine can veriyorsun aslında. Ve hani böyle hep şey haberlerini okuyoruz ya, işte yurt dışında da yurt içinde de kendini role o kadar kaptırdı ki işte sete kılıç Evet. gitti bilmem ne falan filan gibi şeyler. Hani insan 3 yıl peki artık canlandırınca bu kadar, bir de hani oradaki en Evet. sap rolsün, her sahnede neredeyse varsın, hiç kendini kaptırdığın oldu mu? Oluyor mu veya arada demir gibi hissettiğin? Demir gibi hissettiğim değil ama zaten izledikleri Demir karakteri aslında Murat. Ben kendimi yansıtıyorum belki. Senaryodaki hikayeye uygun olarak duygularımı kendi yorumladığım şekilde yansıttığım için aslında çok Demir'le Murat'ı birbirine karıştırdığım söylenemez. Buraları halletmiş biriyim. Kendi hayatıma da çok yansıtmıyorum. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Vahide ablanın ölümünün olduğu sekans vardı. 70. bölümümüze denk geldi. Orada bir insanın annesini kaybetmesi ve annesini kaybettikten sonraki o travmalarını yansıtabilmek için aşağı yukarı bir hafta ekip arkadaşlarımla tek bir kelime bile konuşmadım. Bayağı kendini kapatarak çalıştın. Evet. Kesinlikle. Yani bunu yapmam gerekiyordu çünkü. Ve onlar da böyle bir şey yapmaya çalıştığımı bildikleri için bana çok yardımcı oldular. Normalde ben sete gittiğim zaman konuşmadığım kimse kalmaz ekip arkadaşlarımdan. Mutlaka işte merhabamızı yaparız, hal hatır sorarız. Bildiğimiz şeyler üzerinden, ne bileyim, hasta olan vardır, iyileştin mi diye sorarım. Bir diyaloğumuz vardır ya. Ben ekip arkadaşlarımla aram çok iyidir. Ama o sekansta bir hafta boyunca insanlara merhaba bile demeden, kolay gelsin bile demeden kendimi o karakterin içine kaptırmak zorundaydım. Yoksa inandırıcı bir şey olmayacaktı. Ve en zor icra edilmesi, en zor sahneler onlar. Yani anneni kaybediyorsun ve bu karakterde bir dönüşüme sebep olacak. Yani Demiryaman, ilk Demiryamanlıktan çıkıp şu anda daha böyle şefkatli, daha merhametli, daha düşünen bir adam haline dönüşecek. Yani feleğin çemberinden bu şekilde geçecekti. Dolayısıyla orada kendimi bir hafta kapattım. Sadece böyle şeyler oluyor ama kendi özel yaşantımda kendimi Demiryaman'la bir tutup onun gibi davrandığım olmadı yani, böyle bir şey. Bir yandan da şimdi bir ayağın Kapadokya'da bir restoran Evet. açtın. Ama tam pandemiye denk geldi. Dream Spot restoranın Evet. ismi. Senin galiba mutfakla da aran çok iyi ve bütün yemekleri Aha. hepinizle birlikte hazırlamışsın. Şey yapmış, sen Dream Spot'ta inşallah hani açıldığı zaman neler bekleyecek? Ve hani orada mesela seni görme şansı olacak mı gelenlerin? Şöyle, ben orada olduğum zaman misafirlerimize zaman geçiriyorum. Bazen onların masasına misafir oluyorum. Bazen onlarla fotoğraf çektiriyorum. Çok uzak mesafeden gelmiş olanlar var. Hatta Fransa'dan ailesini alıp sadece beni görmeye gelenler var. Harika. Dolayısıyla böyle şeylerle karşılaştığım için onlarla da tabii o kadar uzun mesafeden beni görmeye geldilerse haliyle onlarla beraber oturup bir yemek yemek, bir sohbet etmek benim için gerçekten çok keyifli. Yani oyunculuk hayatımın dışında bana çok keyif veren bir şey bu. İnsanların gözünden kendimi dinlemek, nasıl görünüyor acaba'yı dinlemek, onların hayatlarına misafir olmak, sohbet etmek falan. Bunlar devamlı yaptığım şeyler ama bazen de şöyle oluyor tabii. Burada yoğun iş temposundan dolayı biraz dinlenmeye gittiğim zaman dilimlerinde restoran çok kalabalıksa girmemeyi tercih ediyorum o zaman. Ama genel manada misafirlerimize her zaman, ne bileyim, bir fotoğraf çektirmek, işte bir çay kahve içip sohbet etmek. Bunu elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum ve çok da sevdiğim bir şey aslında. Sen güveçlerin efsaneymiş senin. Evet. Orada o Sen de güveçlerden var yemek mı? seven birine benziyorsun Vallahi ben Hakan'cığım. zaten o güveçler için geleceğim de orada o güveçlerden tadabiliyor muyuz yani? Senin tarifin. İnşallah tabii ki. Bizim menümüzde zaten güvecimiz var. Ayrıca misafirlerime de ben
ekstra güveç yaptırıyorum. Bazen çünkü talep ediyorlar. Şöyle bir güveç istiyoruz falan diye. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, ustam harikadır. Şefimiz eli çok lezzetlidir. Ama güveci benim gibi yapamazlar yani. Oo, harika. O zaman benim yapmam lazım. Yemeye. Başka çaresi yok yani. İnşallah, bekliyorum. İnşallah. Seve seve. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Murat. Vakit ayırdığın için çok sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim Hakan. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere. Aynen, benim için de.